Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gürcistan hakkında öyle şeyler konuşacağız ki nasıl bedavaya tur rehberliği eşliğinde gezebilirsiniz? Nasıl bedavaya yemek yiyebilirsiniz? Nasıl bedavaya alkollü alkolsüz içecek içebilirsiniz? Nasıl bedavaya eğlenebilirsiniz? Nasıl bedavaya ulaşımınızı sağlayabilirsiniz? Bu arada otostop değil, farklı bir yolu var. Yani Gürcistan'a geldiğiniz zaman bedavadan nasıl yaşayabilirsiniz onu söyleyeceğim sizlere. O yüzden sizden ricam videoya bir like, bir yorum atmanız hemen ve atlamadan sonuna kadar izlemeniz. Çünkü bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Gürcistan'a gittiğinizde bu dediklerimin hepsini bedavadan yapabileceksiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yaklaşık bir 3 ay kadar Gürcistan'da kaldım. Bu sebeple Gürcistan hakkında böyle yani nasıl bedavaya yaşanır hepsini biliyorum arkadaşlar. Hepsini öğrendim, hepsini deneyimledim. Sizlere şimdi bunları teker teker söyleyeceğim. Şimdi öncelikle baştan başlayalım. Gürcistan'a girdiğiniz zaman Batum yani Sarpsın kapısından girdim. Ben siz de oradan girebilirsiniz. Girerken çok sorgulamıyorlar. Siz zaten biliyorsunuz vize yok, bir şey yok. Yani kimlikle bile girebiliyorsunuz Gürcistan'a. Gürcistan'a girdikten sonra arkadaşlar bu işte pasaport kontrol sırasında veya kimlik kontrol sırasında arkadaşlar geçtikten sonra size çantada ne var falan diye sorabiliyorlar böyle bazen ama Türkçe soruyorlar zaten. Gürcülerin yani Gürcistan'daki insanların belki %50'si %60'ı Türkçe kelimeleri biliyorlar. O yüzden eğer ki İngilizceniz yoksa hani hiç İngilizce bilmiyorum diye çekiniyorsan çok rahatça Gürcistan'a gidip gezebilirsiniz arkadaşlar. Ben otobüste gittim Gürcistan'a zaten herhalde buraya bir yerde koyarım. Yani daha önceki videolarımda da ilk videomda da vardı nasıl girdim. O giriş videosunu oradan görebilirsiniz. Girişle ilgili neler ne yapabilirsiniz falan. Size burada kısa kısa tüyolarla bedavadan nasıl geçineceksiniz onu söyleyeceğim Gürcistan'da. Gürcistan'a girdiniz arkadaşlar. Gürcistan çıkışında taksicilere para vermeyin. Oradan 2 lirayı yani 20-25 lira arasında arkadaşlar Batum merkeze kadar gidebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Taksiciler diyor ki yok otobüs falan yok diye yalan. Orada küçük böyle servisler var. Onlarla sorarsanız 2 lirayı gidebiliyorsunuz. Sakın kanmayın çünkü bize yok öyle bir şey yok dediler. Ben girdim buldum hemen yan tarafında yani. O yüzden sınır kapısından geçtikten sonra kesinlikle taksiye para vermeyin. Batum'a geldiniz arkadaşlar. Şimdi artık Gürcistan'dayız. Gürcistan'da nasıl bedavaya ulaşım sağlarız? Şimdi ilk başta ulaşımdan başlayalım. Gürcistan otobüslerinde şöyle bir uygulama var. Siz 3 kapı var ya istediğiniz kapıdan binebiliyorsunuz. Ve şöyle küçük bir kart var. Şu an yanımda yok ama küçük bir kart var arkadaşlar. O kartta 2 lirayı alabiliyorsunuz. O kartı aldıktan sonra her bastığınızda yalnızca 1 lira kesiyor. Yani 12 lira ulaşıma saatlerce yol gidebiliyorsunuz. Ama derseniz ki yani Allah korusun yolda kaldım bir şey oldu yani hiç param yok veya parayı bozduramadım falan diyorsanız da arkadaşlar kartı basmadan da binebiliyorsunuz. İstediğiniz kapıdan biniyorsunuz arkadaşlar. Oturuyorsunuz. Durağınız gelince iniyorsunuz. Tabi bu yasal mı değil yani hani ama şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çekeni görmedim. Yalnız şöyle bir şey var, ineceğiniz durağa dikkat edin. Çünkü ineceğiniz durakta böyle mavi yelekli insanlar duruyor. Onlar böyle indikten sonra kartınızı okutuyorsunuz. Yani kart basmış mısınız basmamış mısınız ona bakıyorum. Bu her durakta yok yani nasıl diyeyim her 6-7 tane durağın birinde var. Zaten onları böyle otobüs durağı durunca görüyorsunuz. Hani bir sağa solunuza baksanız görürsünüz. Var mı? Abi inmeyin. Öyle bir durum varsa devam edin. Bir sonraki durakta inin. Yani hani en azından bir sonraki durakta veya bu durakta varsa bir sonraki durakta yoktur büyük ihtimalle. 5-6 durakta mı koyuyorlar onları? Yani bu şekilde otobüs ulaşımını bedavaya getirebiliyorsunuz. Yani ben diyorum ya ben 3 ay kaldım. Herhalde hemen hemen her gün otobüste bir yere gitmişimdir. Toplasam bana 2 defa 3 defa ya baktılar ya bakmadılar. Yani çok öyle bakmıyor arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Hani bunu sürekli yapın diye demiyorum. Çok zorda kalırsanız bu şekilde de binebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Dünyanın bin bir türlü hali var. Evet, ikinci konumuz bedavaya tur eşliğinde yani bir rehber eşliğinde nasıl gezebilirsiniz tur ile onu söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar Free Tour diye bir uygulama var. Bunu da daha önce videolarımda biraz bahsetmiştim. Hatta ben katılmıştım. İlk defa Gürcistan'da katıldım ama bu hemen hemen bütün ülkelerde var arkadaşlar. Free Tour diye bir uygulama var arkadaşlar. Bunu telefonunuza indiriyorsunuz.
İndirdikten sonra uygulamaya giriyorsunuz ve orada 0 euro, 0 dolar yazan yere veya 0 o ülkenin para birimini yazan tura tıklıyorsunuz. O tur böylesi 6 tane yeri gezdiriyor arkadaşlar. Tur rehberi 5-6 tane, 7 tane yeri gezebiliyorsunuz. Tabii o tura göre tıkladığı zaman zaten size sabah saat kaçta veya öğlen saat kaçta başlayacağı, kaçta biteceği, nereleri gezebileceğiniz orada hepsi yazıyor arkadaşlar. Onunla ilgili gittikçe size bilgi veriyor zaten. Yani böyle genelde bir kişi olmuyorsunuz. Benim gittiğimde 8-9 kişi vardı. Bunun zaten 4'ü Türk'tü arkadaşlar. 5 kişi yabancıydı. Hani böyle oradan tura tıklıyorsunuz, katıl diyorsunuz. Zaten yarım saat içinde onaylanıyor. Ha şöyle, para vermek zorundayız. Bu 0 dolar, 0 euro. Yani bunu 5 dolar olanı var, 15 dolar olanı var, 30 dolar böyle. Yani kişiye göre değişiyor. Oraya adam açmış bedava diyor. Ona tıklıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ha ben Gürcistan'da bunu bütün ülkelerde hemen hemen kullanabiliyorsunuz. Ben ilk defa bir arkadaşımın tavsiyesiyle Gürcistan'da kullandım. Alper diye bir arkadaşım vardı. Gürcistan'da tanıştık. Neyse gittim arkadaşlar. Ben tura katıldım. Gayet de güzeldi. Hem en sonunda ne oldu? Tur bittikten sonra arkadaşlar isterseniz 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 50 sent, 5 dolar gönlünden ne kopuyorsa bahşiş niyetine veriyorsunuz. Ha, isterseniz vermeyi de biliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Ama tabii o kadar gezdiriyorsun. Hani 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar da verilir yani. Hani benim düşüncem o. Ben kaç verdiydim? 50 sen mi? 1 dolar mı? 2 dolar mı? Ne? Yani toplu olarak verdik biz. Yani 4 Türk böyle herkes ne varsa attı böyle ortaya. Çocuğa verdik. Ha, yani çok para verenler de mesela 20-30 dolar verenler de var turu çok beğenip. Neyse sonuç olarak böyle bedavadan rehberle gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın her yerinde ve Gürcistan'da. Çünkü Gürcistan'da bu 2-3 tane var. Böyle 4-5 tane veren gideceğiniz yere göre her gün birine de katılabilirsiniz. Öyle bir durum var. Sabah var. Bir de öğleden sonra seçenekler oluyor bazılarının. Onlara da katılabiliyorsunuz. Yani böyle gayet güzel bilgilendirici. Yani böyle en böyle can alıcı yerleri tap 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 hızlı hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz. Biz yürüyerek gezdik. Bunun otobüste gezi olanı var arkadaşlar. Özel araçla gezi olanı var. Tabii onların fiyatları var. Ama yürüyerek gezmenin herhangi bir fiyatı yok arkadaşlar. Yani orada görüyorsunuz sıfır yazmış. Bu şekilde gezebiliyorsunuz. Evet, ulaşımı bedavaya söyledik. Rehber eşliğinde turu bedavaya söyledik. Şimdi konumuz en can alıcı konu. 5 yıldızlı açık büfe yemek ve sınırsız alkollü alkolsüz içecek nasıl bedavaya yiyebilirsiniz? Nasıl bedavaya içebilirsiniz arkadaşlar? Benim yani bu Tiflis'te ziyade Batum'da daha çok var. Benim en sevdiğim özellik bu. Belki içinizden tahmin edenler oluyordur. Evet arkadaşlar, şu anda bunu söyleyeceğim fakat hemen videoyu durdurup bir like, bir yorum atıp kanalda abone olursanız çok sevinirim. Evet, şimdi videoya devam ediyoruz. Fıtı fıtı şeklinde bir şey oldu. Evet, bedavadan arkadaşlar nasıl yiyip içebiliriz 5 yıldızlı açık büfede? Arkadaşlar biliyorsunuz Batum'da kasinolar çok fazla. Ve bazı kasinolara gidip bedava yemek yiyebiliyorsunuz. Ama bunun birkaç tane püf noktası var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar bazı kasino, hemen hemen kasinoların %70, %80'inde arkadaşlar böyle açık büfe yemek var. Yani kimininki 2-3 çeşit çıkartıyor, kimininki 20 çeşit çıkartıyor. Bu tamamen kasinonun büyüklüğüne, kasinonun şeyine göre değişiyor. Yani ben 2-3 çeşit çıkartana da gittim. 20 çeşit, 30 çeşit çıkartana, hatta bazı kasinolar var ki arkadaşlar diyorsunuz ki ben lahmacun istiyorum. Hemen lahmacun yapıyorlar. Diyorsunuz ki ben füme et istiyorum. Hemen içeriden gidip füme et yapıp getiriyorlar. Bu kadar söyleyeyim yani size. Yani böyle her şeyi yapıyorlar. Siz ne isterseniz. Şimdi bu kasinolara nasıl girebilirsiniz? Başta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde giriş ücreti olan bir kasinoya gitmedim. Yani sizler bu giriş ücreti olmadan, yani giriş ücreti olmayan kasinolara sizler de gidebilirsiniz. Zaten şey, direkt böyle Google'a yazınca zaten arkadaşlar çıkıyor. Yorumlara bakın. Yorumlarda falan zaten çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben gittim arkadaşlar. Yaklaşık ben herhalde 5-6 tane gittim ama bunun gibi 10-15 tane rahat var böyle arkadaşlar. Batum merkezde. Gidiyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Pasaportunuzu veya kimliğinizi veriyorsunuz. İşlemi yapıyorlar arkadaşlar. Size bir tane şöyle küçük bir kart veriyorlar. Kasino kartı alıyorsunuz. Hiçbir şey arkadaşlar. İsterseniz para yükleme edebilirsiniz. Yukarı çıkıyorsunuz. İstediğiniz gibi yemeğinizi yiyorsunuz. Sonra gelip isterseniz oyun oynuyorsunuz. Ha, isterseniz oyun oynadıktan sonra da çıkabiliyorsunuz. Bu tamamen size bağlı. Fakat şöyle bir şey var. Eğer kartı çıkarttırıp hiç oyun oynamadan bir sefer, iki sefer böyle gidip yemek yiyip çıkarsanız artık üçüncü seferde veya dördüncü seferde kara listeye alınıyorsunuz arkadaşlar. Kara listeye alınca da o kasinoya bir daha giremiyorsunuz.
Bunun olmaması adına neler yapabilirsiniz? Dediğim gibi isterseniz gidip hiçbir şey yapmadan bedava yiyip iç. Ben dersiniz ki ben bir haftanın 10 gününe geldim. Zaten bir daha Batum'a gelmeyeceğim. Çok da böyle şey değişim yok. Ben gelirim. Her kasinodan 2 yer çıkarım. Yani kara listeyi alsam da önemli değil. Bir kasinoda alın, diğerine giderim, onu da kara listeyi alırım falan. Zaten bir hafta 10 gün olacağım diyorsanız problem yok, dediğim gibi yapabilirsiniz. Ama eğer uzun süre ben daha sonra giderim, tekrardan gireyim, yemekleri güzel. Çünkü çok çeşit var ve çok güzel yemekleri var arkadaşlar. Hani böyle parasız gezginler çiziyorum. Böyle parasız kaldığın zaman böyle her kasinoya gidip de böyle hiçbir şey para vermeden yiyip içip çıkmaktansa böyle şimdi diyeceğim taktiği uygulayarak 7 sefer, 8 sefer, 10 sefer gidebilirsiniz. Benim 7 sefer bu taktikle gitti. Hatta size şöyle söyleyeyim. Karla çıktığım oldu. Yani gidiyorum, yemek yiyorum. Bir de buradan para alarak çıkıyorum. Bu nasıl oluyor? Şimdi benim en sevdiğim taktik bu. Ben size bunu anlatacağım. Bir Gürcistan lirası arkadaşlar yaklaşık 11 TL. İşte ben 20 Gürcistan lirası kartı yüklüyorsun. Bu arada onları da aşağı zaten Gürcistan'da bir şey yiyemiyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Yani öyle 3 liraya 4 liraya karnınızı doyurmak çok çok böyle hani zor, onu söyleyeyim yani. Hani normal bir yemek yiyeyim derseniz onları gözden çıkaracaksınız, o da doyar mısınız bilmiyorum. Ama burada 20 lirayı verdiği zaman açık büfe yemekler geliyor arkadaşlar. Yani şöyle 20 lirayı, isterseniz tabi onlar da oluyor da ben 20 lirayı bir skala belirledim kendime. Önce kartı veriyorlar, gidiyorum arkadaşlar kartın içine bir 20 lirayı yüklüyorum. Sonra gidiyorum yukarı, iki çeşit et, tavuk, balık, böyle iki tabak yemek alıyorum. Bir tabak salata, bir tabak da tatlı, bir de içecek alıyorum. Böyle bildiğin hunharca böyle açık büfeye gömüyorum arkadaşlar. Daha sonra aşağı iniyorum. O 20 liralık o kartın içine yüklediğim 20 liralık oyunu oynuyorum. Ha, o da şöyle. Eğer ki siz o 20 lirayı aman işte 20 lira kaybettim, bir 30 daha atayım, işte bir 100 daha atayım derseniz arkadaşlar bütün paranız gider. Yani bunu yapmanıza gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle gezen arkadaşlar için diyorum. Yani bu kara listeye alınmamanız için ufak bir yol. Hem yemek yiyorsunuz hem de kara listeye alınmıyorsunuz. O karta 20 lira yükledikten sonra gidiyorum 20 liralık oynuyorum. Kaybedersem çıkıyorum kasinodan. Tabii yavaş yavaş oynuyorum böyle. Yavaş yavaş böyle basıyorum. Yani böyle basmıyorum tabii ki de, en düşük seviyede oynuyorum. Neyse o 20 lirayı mesela atıyorum 60 lira 70 lira olabiliyor bazen, hiç şey yapmıyorum, devam etmiyorum, pat direkt çekiyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü onu 20 ertesi günkü kasino paramı çıkartabilirim, yani en azından diğer günlerki yemek param çıkmış olur kara listeye alınmadan. O 20 lirayı arkadaşlar isterseniz o kazandığınız 60 lirayı ertesi gün bir daha yiyebilirsiniz. Yani hani ertesi gün bedavaya gelmiş olur, hani fazla oynamak istiyorum dersiniz. Çünkü bazen 20 lirayı 100 lirayı 150 lirayı da alabiliyorsunuz. O tamamen şans, biliyorsunuz yani kasinolar az buçuk tahmin ediyorsunuz en azından. Neyse bu 20 liralık ben oynadıktan sonra arkadaşlar her gün gidip aynı yerde 20 liralık oynamıyorum. Birine gidiyorum, çıkıyorum başka birine, çıkıyorum başka birine derken böyle 4-5 kasinoda bir anca ilk geldiğim kasinoya geliyorum. Yani böyle tekrardan dönüyorum ki insanların gözlerine de batmayalım. Çünkü ben hayvan gibi yemek yiyorum, normal yemek yemiyorum. O yüzden bazı kasinolarda az yemek oluyor, böyle bir çeşit iki çeşit. Bazı kasinolarda çok yemek oluyor arkadaşlar. Böyle 20-25-30 çeşit 40 çeşit yemek oluyor. Böyle 5 yıldızlı otelin açık büfesi gibi. Yani işte dönüşümlü. Her gittiğimde de böyle 20 liralık oynuyorum. Para kazanırsam off direkt çekiyorum. Sizden tavsiyem böyle direkt parayı çekmeniz. Son olarak arkadaşlar Gürcistan'a geldiniz. Yani bedavadan değil ama nasıl en ucuza konaklarsın onu söyleyeceğim. Evet, Agoda Booking uygulamaları var, Airbnb var. Ama bunlardan çok daha ucuz. Yani şöyle bir ay ve daha üstü kalmayı planlıyorsanız arkadaşlar Facebook sayfalarında Gürcistan'da ev ilanı, yani Gürcistan ev ilanları yazdığınız zaman orada birçok grup çıkıyor. Yani normalde sizin 10 günlük 15 günlük hostel paranızı 1 aylık 1 artı 0 ev tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten ulaşım ucuz. İsterseniz tabi bedava. Yani ama 15 günlük 20 günlük paraya, böyle 10 15 20 günlük paraya çok güzel 1 artı 0 ev tutabiliyorsunuz. Yani öyle bir ay kalıyorsanız Facebook gruplarına bakmayı unutmayın. Gürcistan'da çok yaygın, Facebook grubundan ev bulup tabi kandıranlar da çok oluyor, ona da dikkat edin. Yani mesuliyet kabul etmiyorum kandırılırsanız falan. Ama kandırılmadan da birçok kişi, yani ben dahil olmak üzere oradan bir aylık bir haftalık ev tuttuğumda oldu arkadaşlar. Yani normalde 15-16 günlük paraya bir aylık ev tuttu. Facebook gruplarıyla da ucuz konaklamayı halledebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde vereceğim herhangi bir bilgi var mı? Yani bu işte tam giriş videosu değildi, biraz çıkış videosu. Ha bu arada demiştim her ülkeden çıkarken böyle bir video yapacağım diye.
Gürcistan'da arkadaşlar ben Batum, Kutaisi ve Tiflis'i gezdim. Batum denizi var, deniz için güzel. Kutaisi ortalarda veren çok öyle kalacak bir yer değil. Belki 3 gün, 2 gün, hatta bir gün hani sabah gelip akşam da gidebilirsiniz. Öyle de kalabilirsiniz. Ama Tiflis benim en beğendiğim yer, tabii biliyorsunuz ben deniz kenarını çok severim. O yüzden Batum'u sevdim. Ama Batum'da yalnızca deniz var. Başka bir şey yok. Bir de kasino. Başka bir şey yok arkadaşlar. Tiflis tarafında ise kasinolarda bedava yemek çok çok nadir. Yani bir tane iki tane diye var yok arkadaşlar. O yüzden Tiflis tarafı biraz sıkıntılı. Yani Tiflis tarafı biraz okundu ama gezecek yer olarak da Tiflis çok iyi arkadaşlar. Birçok gezecek yeri var. Birçok tarihi, kültürel o kadar fazla şey var ki Tiflis'in. Yani o yüzden eğer böyle gerçekten Gürcistan'ı Gürcistan gibi hissetmek istiyorsanız Tiflis'i gezin arkadaşlar. Yazınsa da Batum'a gidin, orada da tatilinizi yaparsınız, denize girersiniz, işte bedava yemek yersiniz falan. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani Batum'da çok turist var, Tiflis'te de çok turist var. Batum'da Araplar daha fazla ağırlık olarak, Tiflis'te Rus ve Ukraynalılar daha fazla var. Bana göre Tiflis Batum'dan bir tık daha ucuz arkadaşlar. Mesela aynı şey Batum'da 3 liraya 4 liraya yani 80-90 liraya yerken Tiflis'te bunu 20-25 liraya 30 liraya yiyebiliyorsun. Yani gerçekten bazı şeylerde büyük farklar var arkadaşlar. O yüzden benim tercihim Tiflis. Ben Tiflis'i daha çok sevdim arkadaşlar. Tabii siz gidip görebilirsiniz. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Sizlerden ricam her videoda olduğu gibi bir like, bir yorum atıp kanala da abone olmanız. Artık Gürcistan serimizi sonlandırdık. Bakalım sırada hangi ülkeler var? Takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.